Efendim mutlu geceler. Haftanın ilk günden güne programındasınız. Yoğun bir hafta bizi bekliyor siyaset arenasında. Yarın belediye başkan adaylıkları için son resmi müracaat günü. Bu önemli günün öncesinde Afyonkarahisar'da sürpriz bir gelişme de yaşandı. Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'na dördüncü bir talip çıktı. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan törenle belediye başkan adayı Hasan Hüseyin Uğurlu halka tanıtıldı. Uğurlu bu gece stüdyo konuğumuz olacak. Neden bu kadar bekledi? Doğru zamanı mı aradı? Adaylar yarışa kendisinden önce başladılar. Bu konuda ne düşündüğünü, Milli Görüş Belediyeciliği, Saadet Partisi sürekli bunun altını çiziyor. Projelerini soracağız kendisine. Mega Birlik Medya bugün önemli bir misafiri de öğle saatlerinde ağırladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin en önde gelen isimlerinden birisi Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Mehmet Taytak. Mecliste hayvan kontrol noktası ve futbol kamp merkezi projeleri çok dikkat çekti ama asıl ulusal gündeme geçtiğimiz günlerde bir TV programına bağlanarak yaptığı konuşmayla, oturduğu üniversite hayalleri kuran genç bir kız için yaptığı konuşmayla herkesi etkiledi. Mega Birlik Medya temsilcisi Sayın Mehmet Emin Güzbey'e çok özel açıklamalarda bulundu. Sayın Taytak bu özel röportajda ekranlarınızda olacak, sakın kaçırmayın. Şimdi gündeme geçiyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler kapsamında Burdur'da mitingdeydi. Hedefinde terör örgütleri ve terör örgütlerine karşı aslında kendisine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne destek vermesi gereken müttefikler vardı. Müttefiklere seslendi ve S-400 alımı konusunda açıklama yaptı. Burdurlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Burdur'da yerel seçim mitingindeydi. Cumhurbaşkanının gündeminde S-400'ler vardı. Gün oldu vesayet güçleriyle kavga ettik. Gün oldu sokakları kaosa sürüklemeye çalışanları karşımızda bulduk. Gün oldu terör örgütlerinin acımasız saldırılarına uğradık. Gün oldu emniyet yargı teşkilatları. Gün oldu ordumuz içindeki hainlerin darbe girişimlerine maruz kaldık. Gün oldu partimize, gün oldu hükümetimize, gün oldu ülkemize, ekonomimize. Evet, binbir hileyle, desiseyle, iftirayla itibar suikastları yapıldı. Hamdolsun. Hepsinin de üstesinden geldik. Geçmişte ülkemizin sınırları DAEŞ ve PKK-YPG teröristleri tarafından tehdit edilmeye başlandığında müttefiklerimizden hava savunma sistemleri istedik. Ne oldu biliyor musunuz? Bize yeni hava savunma sistemleri verilmesi bir yana mevcut sistemlerin çoğu da geri çekildi. Bunun üzerine biz bir yandan sınırlarımızdaki teröristleri etkisiz hale getirecek operasyonları yürütürken diğer yandan da alternatif hava savunma sistemleri arayışına girdik. Rusya ile S-400 hava savunma sistemleri alma anlaşması işte bu arayışın bir neticesidir. Şayet bize ihtiyacımız olan sistemler müttefiklerimizce zamanında ve makul şartlarda verilmiş olsaydı buna ihtiyaç kalmayacaktı. Şimdi kalkmışlar bize S-400 almaktan vazgeçin diyorlar. Niye vazgeçelim? Söz verildiği gibi Münbiç'in bir an önce terör örgütü mensuplarından temizlenmesini ve yönetiminin yerel halka bırakılmasını bekliyoruz. Erdoğan hızlı tren ve demir yolları ile ilgili bilgiler de verdi. Antalya, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Eskişehir hızlı tren projemizle ilgili etüt proje çalışmalarını bu yıl tamamlıyoruz. İnşallah bu hattın inşasına da en kısa sürede başlayacağız. Afyon, Denizli, Isparta, Burdur demiryolu hattını yerli milli yazılımla sinyalli hale getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Tanzim satışlara da değindi. Hani patlıcan, patates, soğan vesaire bunlar da üzdüler değil mi? Biz de ne yaptık? Hemen anında çadırları, Tanzim satışları kurduk mu? Kurduk. Bunları daha da geliştiriyoruz, genişletiyoruz. Seçim sonrası eğer bu mantık devam ederse bu işi TESKOM, KESK bunlarla oturacağız, beraberce konuşacağız. 81 vilayetin tamamında
bu işi uygulamaya koyacağız. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Burdur'daydı. Konuşması da ağırlıklı olarak dış politikaya yönelikti. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı Afyonkarahisar'daydı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afyonkarahisar ziyaretinde Afyonkarahisar'da şair Osman Atilla'nın Koç Yiğitler Yatağı Afyon şiirini okuması herkeste büyük yankı uyandırdı. Konuşmasında İstiklal Marşı'ndan rahatsız olan HDP vardı. HDP üzerinden CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'ni eleştirdi. Afyonkarahisar'dan bunlara şöyle güzel bir Osmanlı tokadını inşallah 31 Mart'ta atmaya var mıyız? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu Afyonkarahisar'a gelmişti. Karşımızda ne var? Zillet ittifakı. İllet ittifakı. Bunlar da küçük hesaplarda boğulurken biz Afyon'da toplam yatırım bedeli 1 milyar 172 milyon lirayı aşan 118 kalem hizmetin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Afyonkarahisarlıların yoğun ilgi gösterdiği mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına Afyonkarahisarlı şair Osman Atilla'nın Koç Yiğitler Yatağı Afyon şiiriyle başlaması katılanlardan büyük alkış aldı. Güzelim dağında doğarken güneş, katmer katmer açar gülü Afyon'un, kerpiç bacalardan tüter bir ateş, o zaman konuşur dil Afyon'un. Burada 118 tesisin açılışını yapan Erdoğan'ın hedefinde HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi vardı. Bunların bayrak diye bir sevgisi var mı? Bu HDP'nin kongrelerinde bizim İstiklal Marşımız bile okunmaz. Yahu İstiklal Marşı'nı dahi okumayanlarla Bay Kemal sen nasıl kol kola giriyorsun? İYİ Parti sen nasıl bunlarla kol kola giriyorsun? Saadet sen nasıl bunlarla kol kola giriyorsun? Ya bunlar kongrelerinde benim şu güzel bayrağımı dahi astırmayanlardır ya. Bizi görmek isteyenler Afyonkarahisar'a baksın dedi. Bizi anlamak isteyen, bizim farkımızı görmek isteyen hiç uzağa gitmesin. Gelsin Afyonkarahisar'a baksın. Bizim başarılarımızın sırrına vakıf olmak isteyen işte bu meydana baksın. Maşallah. Bu ne coşku. Bu ne muhabbet. Hamdolsun. Milletimizle kurduğumuz gönül bağına baksın. CHP ve şürekası Ankara'da rant kavgası verirken biz işte bugün burada olduğu gibi toplu açılış törenleriyle, mitinglerle, ziyaretlerle insanımızla kucaklaşıyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK toplantısı vardı. Bazen toplantı devam ederken kameraların karşısına geçti parti sözcüsü Faik Öztrak. En sonda yine kameraların karşısındaydı ve bir açıklama yaptı. Öztrak konuşmasının büyük bölümünü ekonomiye ayırdı ve Afyon'da da özellikle çokça konuşulan tek aday stratejisi konusunda da AK Parti ve MHP'yi eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün Merkez Yürütme Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK verileriyle ekonomi üzerinden hükümete yüklendi. Bu sabah 2019 Ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini TÜİK açıkladı. Ocak ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına yani Ocak ayına göre %25 düşmüş. Geçtiğimiz yılın Aralık ayına ait sanayi üretimi ve ödemeler dengesi rakamları ile 2018'in son 3 ayını kapsayan işsizlik rakamları da ekonomide yaşanan krizin derinliği konusunda bize çok ciddi ipuçları veriyor. Sanayi üretimimiz geçtiğimiz yılın Aralık ayında %10 daralmış. 2018'in son 3 ayında ise sanayideki daralma %7 olmuş. 2018'in son 3 ayını kapsayan Kasım ayında
resmi rakamlarla işsizlik %12,3 olmuş. İşsiz sayısı da bir yıl önceye göre 706 bin kişi artarak 4 milyona dayanmış. En son bugün bir Rize gazetesinde, yerel gazetede gördüğümüz haber, 10 tane temizlik işçisi alınacak Rize'de. Başvuru sayısı 12.571 kişiymiş. Ne yaptılar? Saray yönetimi ne yaptı? Bugüne kadar ekonominin ithalata bağımlılığını azaltacak herhangi bir tedbir aldı mı? Yıllarca ekonomiyi borca batırarak yönettiler. Borcu çeviremeyince, dış piyasalar borç vermeyince ekonomi durdu, ithalat da durdu. Bu nedenle de cari işlemler açığı düştü. 2001 yılı da Türkiye tarihinin en ağır krizlerinden birini yaşadı. Ama 2001 yılında hiçbir zaman meyve sebze tezgahları önünde kuyruk olmadı. Öztrak ekonomi için çözüm önerilerini de sıraladı. Çiftçinin girdi maliyetlerini düşürmeden sofradaki yangını söndüremezsiniz. Mazotun, gübrenin, tohumun, fidenin, ilacın fiyatı almış başını giderken raflardaki ürünün fiyatı düşmez. Çuko Birlik, Fisko Birlik, Tarış gibi çiftçiye omuz veren kooperatif ve birlikler yeniden ayağa kaldırılmalıdır. Ve tabii en önemlisi de çiftçiye tarım kanununda öngörülen destekler eksiksiz ödenmelidir. Cumhur İttifakı'nın tek aday stratejisi hakkında da yorum yaptı Öztrak. Adaylar değiştiriliyor. İttifakın bir ortağındaki sıkıntılar nedeniyle koltuk ittifakı kapsamında olmayan illerde kapsama alınıyor. Korku dağları bekliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Mega Birlik Medya Temsilcisi Mehmet Emin Güzbey'in sorularını cevapladı. İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeliklerinde aranan kriterler AK Parti veya MHP adayını geri çekecek mi? Özkaya'nın memleketinde ittifak nasıl gidiyor? Tüm bu soruların cevabı haberimizde. Bu tür işlerde hatayı sonradan görüp pişman olmamak için baştan sıkı tutmak gerekiyor. AK Parti'nin yaptığı da budur. İnşallah hayırla süreci sonuçlandıracağız. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Mega Birlik Medya Temsilcisi Mehmet Emin Güzbey'in sorularını cevapladı. Tüm bunları yerine getirmeniz için çok ciddi bir şekilde eleme yapmanız gerekiyor. AK Parti Afyonkarahisar İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri seçiminde neden ince eleyip sık dokuyor? 1. Hata yapmak istemiyoruz. 2. En geniş manada temsil kabiliyetleri sağlansın istiyoruz. 3. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerine durduğu ilk 4'te kadın ve gençlik kotalarına uyulmuş mu? Kadınların ve gençlerin siyasetteki temsili yerine getirilmiş mi? Bu görülsün istiyoruz. 4. FETÖ terör örgütüyle irtibat ve iltisakı olan hiç kimseler listede yer almasın istiyoruz. Peki iki döneme takılan adaylar için neler dedi Özkaya? 10 yıl görev yapmış arkadaşlarımız bir kez daha aday olmamasını arzu ediyoruz denildi ve bu konuda bir irade ishar edildi. Zannediyorum arkadaşlar da buna göre listelerini tanzim ettiler. Dolayısıyla önemli bir kısmı yenilenmiş olacak ister istemez tabii ki bu nedenle. Belediye meclislerinde de yani %70'i geçer bu haliyle. Yeni oranı tabii çok daha fazla. Neden? Yenilenme ciddi oranda arzu ediliyordu. Bu yapıldı. 2. Bir kısım ilçelerde MHP ile Cumhur İttifakı olarak müşterek liste yaptığımız yerler oldu. Dolayısıyla oradan gelen arkadaşlarımız var. Bunların hepsini mezzettiğinizde yenil oranı %70'i geçer diye düşünüyorum. Afyonkarahisar'da Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Aday çekilmeleri olacak mı? Adayların verilmesine 2 günlük süre kaldı. Bu süreç kolay bir şey değil. Arzu edilen bir şey, bizim bildiğimiz bir şey yok. Dolayısıyla bizim bilmediğimiz hususta da ilim milletvekilleri bilmeden siyasette çok bir şey olur mu? Zor şeyler. Yani bunlar süreye uygun değil ve şu anda da bütün adaylar çalışıyor, gayret ediyor. Herkes alanda, sahada ve net bir şekilde güzel, sakin, saygın bir seçim çalışması devam ediyor. Dinar'da Cumhur İttifakı'na da değindi AK Partili Özkaya. İnanılmaz güzel gidiyor. Her gün yeni yüzler, yeni insanlar geliyor. Dinar'da AK Parti ve MHP belki Türkiye'deki Cumhur İttifakı'nın en iyi örneklerinden birisini sergiliyor.
Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Salar Belde Teşkilatı Seçim Bürosu'nun açılışına katıldı. MHP'li Taytak seçimler için değil, nesiller kazanmak için çalıştıklarını ifade etti. HDP belediye başkanları olduğu iller, ilçelerde arkadaşlar orada yeni düzenlemeler olabilecek. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Salar Belde Belediye Başkanı adayı Gazi Avşar'ın seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Taytak, 3 hilali Salar'a dikeceklerini işte böyle ifade etti. Gün belli, 31 Mart. Bayrak belli, 3 hilal. Aday belli, Gazi kardeşimiz. Başaracak mıyız? Başaracağız! 3 hilali Salar Belediyesi'ne şanla şerefe dikecek miyiz? MHP'li Taytak seçimleri kazanmak için değil, nesilleri kazanmak için çalıştıklarını dile getirdi. Biz sadece bugün seçimleri kazanmak için çalışmıyoruz. Nesilleri kazanmak için çalışıyoruz. Ve görüyorum ki nesilleri kazandık. Allah'a binlerce şükürler olsun. İttifak konusunda bazı illerin tekrar gözden geçirildiğini söyledi Taytak. Genel seçimlerde yaptığımız Cumhur İttifakı'nı devam ettiriyoruz. Ve yerelde 30 büyük şehirde, 31 büyük şehrimizden 3 tanesinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçime giriyoruz. Adana, Mersin ve Manisa. O 3 büyük şehrin ilçelerinde de ittifak yapıyoruz. Bunun dışındaki 51 ilde herhangi bir ittifak çalışmamız yoktu. Ancak gelişen olaylar, yaşanan olaylar, ÖDP'nin, HDP'nin, İP'in, CHP'nin, APO'nun, FETÖ'nün birleştiği bir ittifak karşısında zillete müsaade etmemek adına bazı iller tekrar gözden geçiriliyor. Mehmet Taytak, Salar dışında Sülümenli, Gebeceler, Nuri Bey ve Sülün'deki seçim bürolarının açılışında gerçekleştirdi. Programın başında da söylediğimiz gibi Mehmet Taytak, Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Taytak bugün Mega Birlik Medya'yı ziyaret etti. Mega Birlik Medya temsilcisi Sayın Mehmet Emin Güz Bey'e de çok önemli, çok özel açıklamalar yaptı. Özellikle Ulusal Bir TV'deki programa bağlanması ile ilgili konuda özel açıklamalar yaptı. Yine yerel seçimler kapsamında da çok özel konuşmaları oldu. Bu videoda, bu röportajda, programda kendisine yer bulacak Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Fatih Çetinkaya bir çağrı merkezini ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı kent bilimci Fatih Çetinkaya bir çağrı merkezini ziyaret etti. Çalışanlarla sohbet eden Çetinkaya güzel bir Afyonkarahisar hayal ettiklerini dile getirdi. Cumartesi pazarında esnafla da bir araya gelen Çetinkaya, ucuz ve kaliteli gıda belediyenin boynunun borcudur ifadelerini kullandı. Esnafın ve vatandaşların taleplerini dinleyen Çetinkaya, semt pazarlarına üreticilerin ürünlerini en düşük masrafla getirilmesi için belediye olarak her türlü kolaylığı sağlayacaklarını belirterek, esnafımıza destek olarak Afyonkarahisar halkının en kaliteli gıda maddelerine en ucuz fiyatla sahip olmasını sağlayacağız. Ucuz ve kaliteli gıda belediyenin boynunun borcudur. Bu konuda tanzim satıştan önce esnafın maliyetlerini ortak olarak pazar fiyatlarını düşürmeyi hedefliyoruz dedi. Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı için yarışan isimlere bir yenisi daha eklendi. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıyla halka tanıtılan Hasan Hüseyin Uğurlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'na aday olan 4. isim oldu. Gelecek nesilleri düşüneceğiz. Bugün Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda önemli bir toplantı düzenlendi. Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı için yarışan 4. isim olan Hasan Hüseyin Uğurlu halka tanıtıldı. Toplantı Saadet Partisi İl Başkanı Adnan Şener'in konuşmasıyla başladı. Bazı partiler Saadet Partisi aday çıkarmayacak, filan partiye destek verecek. Saadet Partisi meclis çıkarmayacak, filan destek verecek diye duyumlarımız var. Bunlara hiçbir zaman önem vermedik. Burada da Afyonumuzda da şehri eminimizi inceleyerek partili kardeşlerimizle genel merkezimizle diyalog kurarak şehire nasıl faydalı olabiliriz? Şehirde nasıl bu gidişatı durdurabiliriz diye sayın adayımız Hasan Hüseyin Uğurlu Bey'i belirledim.
Saadet Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı Hasan Hüseyin Uğurlu da ilkelerini açıkladı. Ben Hasan Hüseyin Uğurlu. 1980 yılında Afyonkarahisar'da doğdum. İlk orta ve lise eğitiminden sonra üniversite, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni 2004 yılında tamamladım. 2008 yılından beri serbest muhasebeci, mali müşavir olarak çalışmalara devam etmekteyim. Siyasi faaliyet olarak Saadet Partisi yönetim kurulu üyeliğim devam etmekte. 2014 yılında belediye başkanı adaylığı, 2015 ve 2018 yıllarında da milletvekili, Afyonkarahisar'a milletvekili adayı oldum. Belediyemizi herkese eşit mesafede, yani adaletle, her makamın geçici olduğunu bilerek, yani emanet bilinciyle, bu emanetin sorumluluğunu liyakat ve hakkaniyete göre paylaşarak, ortak akılla, yani istişare ve meşveretle, kamu menfaatini her türlü menfaatin önünde tutarak, yani maslahatla yöneteceğiz. Önce insan ve yaşanabilir bir Afyon istiyoruz. Projelerimiz insanların hayatlarına dokunan, hayatı kolaylaştırıcı projelerdir. Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız her proje, Afyonların kendini içinde bulacağı, evet bu benim sorunumun çözümü diyeceği, İnsanların hayatlarını kolaylaştıracak proje olacaktır. Saadet Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hasan Hüseyin Uğurlu bu gece saat 23.30'da Günden Güne programının konuğu olacak. Şimdi bu toplantı bugün öğle saatlerinde düzenlendi. Hemen gecesinde Günden Güne programının konuğu da Sayın Hasan Hüseyin Uğurlu olacak. İlk açıklamasını, ilk konuşmalarını Günden Güne programında yapacak. Sıradaki haberle devam edelim. Belçika'ya uzanıyoruz. Belçika, gurbetçilerin özellikle de Afyonkarahisar'da gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı bir ülke. Belçika'nın Aalst Şehri Belediye Meclis Üyesi Fatma Yıldız, Belçika'da ırkçıların korkan ve nefret eden bir toplum oluşturmak istediğini söyledi. Bu üzücü bir olaydı bizim için. Bu seçimler yaklaşmasıyla... Belçika'nın Flaman bölgesinde yer alan Alstede şehrinde belediye meclis üyeliği yapan Türk kökenli Fatma Yıldız, Belçika'da artan ırkçılık hakkında açıklamalarda bulundu. Birkaç gün önce Belçika gazetelerinde bizim çocuklarımız İslamlaştırılıyor, camilere götürülüp ibadet yaptırılıyor diye bir haber yayınlandı. Bu uygulama zaten 15 senedir vardı. Okullar bulunduğumuz şehirdeki din, kültür farklılıklarını tanıtma amacıyla çocuklara bir okul, gün okul şehir gezisi yapıyorlar. Bunun içerisinde de kiliseler de var. Farklı tarihi bölgeler de var. Bunun içinde cami de var. Yıldız, ırkçı partinin insanları yanlış yönlendirdiğini ifade etti. Ama bunu tabii ki oy amaçlı kullanmak isteyen, seçim amaçlı kullanmak isteyen ırkçı partisi bunu fırtınaya dönüştürdü. Öyle bir toplum oluşturmak istiyorlar, öyle bir nesil yetiştirmek istiyorlar ki yani nefret ve kin, korku aşılıyorlar çocuklara küçük yaşta. Bizim çocuklarımız da o gezilerin içerisinde kiliselere gidiyorlar. Oraları geziyorlar. Bu onların dini değiştirmiş olarak dışarıya çıkmış oluyor demek değiller. Sadece oy toplamak için, insanları birbirine düşürmek için çabalarda bulunuyorlar. Fakat yani bu böyle devam ederse kendilerine zarar olarak dönecek. Maalesef 21. yüzyılın Avrupa'sında ya da 21. yüzyılın dünyasında hala ırkçılık, hala İslamofobi yaygın. Bir örnekte Kudüs'ten Mescid-i Aksa'nın kapılarının İsrailli polislerce kapatılması üzerine Filistinli aktivistler Mescid-i Aksa'da namaz kılma çağrısında bulundu. Baba el-Rahmeh kapısından zorla giren Filistinliler avluda namaz kıldı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın içindeki birkaç Filistinli genci gözaltına almasıyla gerginlik yaşanmış. Mescid-i Aksa'nın avlusunun kapıları kapatılmıştı. Filistinli aktivistler de Mescid-i Aksa'nın kapatılmasına tepki göstererek namaz kılma çağrısı yaptı. Çağrıya uyan Filistinli halk kapılardaki polis barikatlarını yıkarak tekbirler eşliğinde içeri girdi. Polisle yaşanan arbedenin ardından Filistinliler gruplar halinde namaz kıldı. Efendim gündemin öne çıkan başlıklarını aktardık. Ulusal gündem, yerel gündem ve en sonunda Belçika ve Kudüs dedik.
bütün gündemi sizlerle paylaştık. Şu anda da stüdyo konuğumuz Sayın Hasan Hüseyin Uğurlu, Saadet Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Sayın Uğurlu şu anda stüdyomuza geldi. Hoş geldiniz Sayın Uğurlu. Hoş bulduk Kadir Bey. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Koşuşturma ile uğraşmaya, halkımıza hizmet için koşuşturmaya başladık bugün. Bugün bir aday açıklamamız vardı. Malum siz de katıldınız. Öncelikle bizi halkımıza buluşturduğunuz için nezdinizde size ve Kanal 3 ailesine çok teşekkür ederiz. Bugünkü basın açıklamamıza da katılarak bize şeref verdiniz. Diğer basın mensuplarıyla beraber katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bugün yaptığınız açıklamanızı, belki çalışmalar daha önce başladı ama evet. Şimdi orada o toplantıda da size bu soruyu yönelttim. Daha önce çalışmalara başlayanlar, 7 ay önceden başlayan adaylarımız vardı. Evet. Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı için. Şimdi bunu bir dezavantaj olarak mı görüyorsunuz yoksa avantaj olarak mı görüyorsunuz? Doğru zamanlamayı yakaladığınıza inanıyor musunuz? Evet. Şimdi öncelikle şunu belirtmeye çalışıyorum. Biz Saadet Partisi olarak tüm teşkilatlarımızda zaten halkın içerisinde devamlı olarak halkla beraber çalışan, bilgi toplayan, sahada çalışmalarını devam ettiren bir topluluğuz, teşkilatız. Biz sadece şu anda aday açıklamasını bugün açıklamış olabiliyoruz ama biz daha önce de Eylül ayında da, Ekim ayında da, Kasım ayında da halkın içerisinde seçimden hemen sonra ertesi gün dahi sahada toplantılar yaparak, halkımızla buluşarak hemen her yerde halkın nabzını birebir tutan bir partiydik. Öyle bir teşkilatız. Sadece aday açıklamamızı bugün yapmış oluruz ama bizim bu hazırlıklarımız mesela Ağustos ayı içerisinde ilçelerde, beldelerde, merkeze bağlı beldelerde, il merkezinde şeyler yaptık, çalışmalar yaptık, anketler düzenledik. Acaba halkımız bizden ne istiyor? Halkımızın ulaşabileceği sorunlar, çözülebilecek sorunlar neler var diye. Onlarla ilgili anket çalışması zaten yapmıştık. Yani bizim aslında aday açıklaması bugün oldu. Halbuki çalışmalarımız bir önceki seçimin hemen ertesi günü başladı. Yerel seçimlere ilk olarak. Bunlarla ilgili olarak da teşkilatımızın hem genel merkez bazında hem il bazında pek çok çalışmamız vardı zaten. Sadece aday açıklamasını isim olarak bugün devam ettirdik. Zaten siyasetten kopuk bir yaşantınız yok. Saadet evet. Partisi Yönetim Kurulu üyesisiniz. Evet, üyesiydim. Evet. Adaylık nedeniyle ayrıldıklarımız evet. Ayrıldığımızda il tanıtma başkanlığı görevini yürütüyordum. Adaylık nedeniyle ayrıldım. Bu vesileyle zaten bütün teşkilatımızla birebir olarak da görüşüyorduk. Hem ilçeler bazında, hem beldeler bazında, hem merkezdeki teşkilatımız bazında bütün herkese zaten görüşüyorduk görevimiz gereği. Şimdi bir yıl farklı da olsa Sayın Çetinkaya'dan bir yıl gençsiniz. Sizin evet. Genç, en genç aday olmanızın artıları neler olacak? Fatih Bey'le aramızda bir yaş var, evet doğru. En genç olarak hizmet noktasında, güç noktasında, çeviklik noktasında şu anda teşkilat olarak da en genç teşkilatımız Saadet Partisi'nde, Milli Görüş Teşkilatları'nda şu anda en genç teşkilat çalışmaları devam ettiriyor. Biz de bu gençliğimizi inşallah sahalarda kullanacağız, hizmet noktasında kullanacağız inşallah. Şimdi diğer adaylarımızdan bir farkınız bu. Peki evet. Yine diğer adaylarımızdan başka farklılıklarınız neler? Toplamda seçmen neden sizi tercih etsin, neden size oy versin? Peki şöyle anlatayım. Biz adı hiçbir zaman şaibeye bulaşmamış, hiçbir zaman adının yolsuzlukla geçmediği bir partiyiz. Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi 94 ruhun taşıyan bir partiyiz. Biz Milli Görüş'ün tek temsilcisi olan Saadet Partisi'nin neferleri, Saadet Partisi'nin buradaki adayıyız. İşte düşünce tarzımız, adaleti asla elden bırakmayışımız, her vatandaşımıza din, ırk, renk gözetmeden tek pencereden bakmamız, işte kararlarımızı alırken istişareye, liyakata ve ben yaptım oldu mantığında değil de İşte ortak kararlara göre yönetme. Bizim farkımız bu. Diğer adaylardan farkımız. En önemli özelliğimiz. Bugünkü toplantıda bazı ilkeler açıkladınız belediye başkanlığı evet. Hakkında. Örneğin şunu söylediniz. Afyon hepimizin şehri, belli bir zümrenin şehri değil. Evet. Bu belli bir zümre sahiplenmeye mi çalışıyor Afyonkarahisar'ı? Böyle bir algı mı var? Böyle bir algıdan ziyade Kadir Bey, halk yönetimle birebir yer alması gereken bir şehirde yaşıyoruz. Bu sadece belli bir zümrenin, belli bir üstün
kimselerin yönetilmesine açık olan bir il değiliz biz. Biz herkesin söz sahibi olduğu halk meclisiyle, mahallelerde yapılan aylık divanlarla herkesin yönetimine katkı sunması gereken bir il. Bizim böyle olmamız gerekiyor. Kimsenin sadece birkaç kişinin yönlendirmesiyle yaşayacak bir ilde değiliz. Herkesin muhakkak o yönetimin içerisinde söyleyecek sözü, anlatacak fikri muhakkak olacaktır. Biz de bunu öncelemek istiyoruz. Şimdi şunu sormak istiyorum. Belediye başkanlığı çok büyük sorumluluk isteyen evet. bir iş. Halkın parası sizin yönetiminizde olacak. İnsanlar size güvenerek oy verecekler. Kendileri için hizmet bekleyecekler. Şimdi bu çok büyük bir sorumluluk. Evet. Bu sorumluluğa neden girmek istiyorsunuz? Veya hangi eksiklikleri görerek Afyonkarahisar Belediye Başkan adaylığına talip oldunuz? Evet. Çok teşekkür ederim bu soru için. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerif var. Sizin en hayırlınız insanlara en faydalı olandır. Biz bu düsturla yola çıktık. Hizmete talip olduk. Bizim davamız peygamberlerin davasıdır. İyiyin, güzelin, faydalının ikame etmesi için çalışmakta mükellefiz. Öncelikle bu bilinçte yaşıyoruz. Zulmün yerine adaletin gelmesi için çalışmalıyız. İşte kötünün yerine iyiliğin gelmesi için çalışmalıyız. Çirkinin yerine güzelin gelmesi için, zararlının yerine faydalının gelmesi için çalışmalıyız. Bunlar için de biz çalışmaya mecburuz. Bu sorumluluk bileciyle yola çıktık. Bunları yapmaya da talip olduk. Taşın altında elimize koyduk inşallah. Yine bugünkü toplantıda projeler hakkında da açıklamanız evet. oldu. Her gün bir proje açıklayacağız evet. dediniz. Şimdi bu projeler hakkında herhalde burada bilgi vermezsiniz ama genel olarak çerçevesi hakkında neler hakkında projeler olacak? Şimdi projelerimizden en başta yapmamız gereken Afyonkarahisar'ın şu anda ekonomisinin geliştirilmesi, istihdamın yükseltilmesi, göçün önlenmesiyle ilgili olarak projelerimizi hazırladık. Evvela üretimle ilgili olan kısmı. Bizim Genel Başkanımız Temel Karamoğlu'nun hemen hemen her toplantısında söylediği bir söz vardı. Üretim, üretim, üretim. Biz kalkınmayı istiyorsak üretimi çoğaltmak zorundayız. Önceliğimiz inşallah burada Afyonkarahisar'da üretime yönelik projeler hazırlayacağız. Şimdi her mahalleye yönelik projelerimizi hazırlıyoruz. Her mahalledeki sorunlarımızı birebir yerine tespit etmeye çalışıyoruz. Mahalledeki toplantılara katılıyoruz. Mahallede yapılan temsilcilikler noktasında bir çalışmalarımız devam ediyor. Bunlarla ilgili pek çok çalışmamız var. Bunları dediğim gibi her gün bir proje açıklayarak halkımızın beğenisine sunacağız. İnanıyorum ki insanlarımız da, halkımız da, Afyon halkı da bu projelere sahiplenecek. Evet, işte bizim sorunumuzun çözümü burada. Biz bu sorunların çözülmesi için Saadet Partisi'ne, Milli Görüş Belediyesi'ne destek vermek zorundayız diye inşallah açıklamalarını da bekliyoruz. Projeler konusunda en çok tepki çeken noktalardan birisi de bazen ayağı yere basmayan projeler. Bu Sayın Zeybey'in, yine rakibiniz olan Sayın Zeybey'in söylemi. Ayağı yere basmayan projeler. Sizin projelerinizin bilimsel altyapıları ya da teknik çalışmaları tamamlandı mı? Biz bu projelerle ilgili olarak bir ekip haline çalışıyoruz. İşin uzmanları, işin içerisinde mühendisler, mimarlar, alt yapıyla ilgili olarak çalışabilecek harita mühendisleri, kentle ilgili olarak, şehirle ilgili olarak, şehir plancıları. Bunlarla ilgili olarak bir ekibimiz var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Mesela bizde çılgın proje yok mesela. Hani Afyon'u uçuracak, Afyon'u şu hemen bir yılda dünyanın bir numarası yapacak bir proje yok. Böyle proje dünyada yok zaten. Biz ayakları her daim yere basan, mümkün olduğu kadar ekonomisini, maliyetini düşündüğümüz, en çabuk şekilde hiçbir israfa, şatafata, lükse hiçbir şekilde dönüşmeyecek yatırım ve projeler konusunda çalışıyoruz. Bizim proje ofisimizdeki çalışmalarımız buna yönelik. Hemen sonuca ulaşılacak, lükse kaçmadan projeler üretmek. Bizim şeyimiz bu, yapılacak ilk işlemimiz bu. Ama öncelikle dediğim gibi üretim konusunda bizim Afyon'u geliştirecek, ekonomisini güçlendirecek, göçü önleyecek, yerinde herkesin doyması gereken projeler hazırlamaya çalışıyoruz. Şunu da sormak istiyorum. Siyasette çokça kullanılır. Örneğin evet. bana iktidarı verin, şu kadar ayda terörü bitiririm, şu kadar ayda ekonomi kendine gelir, düzelir gibi. Projeleri açıklayacaksınız ama bu projeler ne kadar zamanda Afyonkarahisar'da kendisine yer bulacak? Şimdi hazırlayacağımız projeler
değişik projeler hazır mısın? Kimisi hemen bu yıl içerisinde, 2019 yılında hemen başladığımız zaman aynı yıl içerisinde bitecek projelerimiz de var. İlk 5 yıl içerisinde bitireceğimiz projeler de var. 2-3 yıl içerisinde bitirecek projelerimiz de var. Hepsi hem bütçe durumuna göre hem safa safa bazı işler hemen bitmeyecek. Bazıları 5 yıl içerisinde bitirecek projelerimizi hazırlayacağız inşallah. Bunlar da vakti geldiği zaman tek 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 açıklayacağız inşallah. Ve o belirttiğimiz süreler içerisinde de bitirmenin inşallah gayreti içinde olacağız. Şimdi bütçe konusuna girdiniz. Hı hı. Şu anda muhalefet adayısınız. Evet. İktidardan belediye başkanı olabilecek birisine göre biraz dezavantajınız var. Çünkü merkezden istediğiniz destek gelmeyebilir. Bu konuda bütçeyi nasıl elinizde toplayacaksınız ya da projeler için bütçeleri nasıl kullanacaksınız, nasıl oluşturacaksınız? Şimdi evvela az önce de söylediğim gibi biz Milli Görüş Belediyeciliğini daha önce yaşayanlar bilir. Milli Görüş tekeden süt çıkarttır. 1994 yılında iş başına geldiğimiz zaman o zamandaki şart da şu andakinden farklı değildi. O zaman da Saadet Partisi'nin, Refah Partisi'nin Milli Görüş Belediyeciliği iktidara geldiği zaman henüz daha biz muhalefetteydik, iktidara gelmemiştik. O 94 ruhun, Cumhurbaşkanımızın söylediği o 94 ruhunu bizzat yaşayanlar o zaman iktidar değildi. Hepsi muhalefetteydi. Aynı şu andaki durum da. Biz de bu sene 2019 yılında o 94 ruhunu bizzat yaşayanlar, sahip olanlar, asla değiştirmeyenler olarak diyoruz ki 94 ruhunu biz yaptık. O zamanki yaptıklarımız şimdiki yapacaklarımızı teminatır. O zaman yaptık, gene yaparız diyoruz. Hiç sorun yok. Dediğim gibi Milli Görüş Belediyeciliği gerekirse tekeden süt çıkarttır. Olmazları en olmadık yerde, en olmadık imkanlar içerisinde yapabilir. Çok rahat yaparız inşallah. Kadrolarımız da buna müsait, yapımız da müsait elhamdülillah. Şimdi sorunlar belli, ortada. Bazı çözümler projelerle getirilmeye çalışılıyor ama şöyle bir nokta da evet. Var. Afyonkarahisar'ın örneğin şu noktası çok değerli, kıymeti bilinmiyor ya da anlaşılmıyor. Biz gereken değeri ve kıymeti verip Afyonkarahisar'da bunu işte yaşatacağız dediğiniz bir yer var mı, bir nokta var mı? Şimdi Afyonkarahisar'ın her noktası bizim için çok önemli. Hiçbir noktasında ya burası önemsiz diyemeyiz. Afyon Kalesi, Filik Vadisi, ondan sonra İpek Yolu'nun geçtiği noktalar gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmışız. Coğrafi yapısıyla doğunun batıya, kuzeyin güneye bağlantı noktası, kilit noktası Afyonkarahisar. Afyonkarahisar deyince aklımıza Afyon lokumu geliyor, kaymak geliyor, haşhaş geliyor, sucuk geliyor. Afyon has, Afyon özgü değerler akla geliyor. Afyon deyince akla çok değerli jeotermal kaynaklar geliyor. Afyon deyince akla mermer geliyor. Bunların kiraz geliyor, patates geliyor, yumurta geliyor. Bunların hepsinin Afyon için çok değerli varlıklar. Biz bunlara en böyle çabuk şekilde tekrar eski şaşalı günlerine, Afyon'un güzel günlerine dönmesi için derhal hemen şimdi çalışmaya başladı inşallah. Yine açıkladığınız ilkelere geri dönüp bakmak gerekirse şehrimizi ranta kurban etmeyeceğiz dediniz. Şu an evet. Afyonkarahisar'da böyle bir durum var mı tespit ettiğiniz? Afyonkarahisar kentsel dönüşüm, rantsal dönüşüme dönüşmesin diye uğraşıyoruz. İsim vermek istemem ama bazı mahallelerimizde yan yana iki arsanın, birisinin iki kat, birisinin dört kat, yanındakinin on kat, beri tarafın 15 kat müsaade edildiğini görüyoruz. Biz buna ne olması gerekiyorsa, kentsel dönüşüm içerisindeyse, kentsel dönüşüm içerisinde, iki kasa iki kat, dört kasa dört kat. Senin, benim ya da başkasına şekil almayacak şekilde, değişiklik göstermeyecek şekilde uygulamasını yapmak istiyoruz. Yani şahsa göre değişiklik olmayacak. Kanun, nizam ne gerekiyorsa onları yapacağız inşallah. Üretim, üretim, üretim dediniz Sayın evet. Erbakan'a atıfta bulunarak. Evet. Üretime dair nasıl çalışmalarınız olacak? Üretimi nasıl yükselteceksiniz? Bu Afyon'a neler katacak? Şimdi evvela Afyonkarahisar'ın az önce bahsettiğim gibi Afyonkarahisar deyince akla gelecek olan kaymak, lokum, sucuk, haşhaş. Bu ürünlerin yerelde insanların üreterek, satarak ekonomisinin geliştirmesini öncelik edeceğiz. Belediye kaynaklarıyla yapabileceklerimiz kadar yapacağız. Üretimin yerinde kalarak, yerinde üretim sağlanarak insanların göçe gitmeden yerinde doymasını sağlayacağız. Belediye kaynaklarıyla yapacağız bunu tabii ki. Nedir bunlarla ilgili olarak? Pek çok çalışmamız var. Bunlarla ilgili projelerimiz de hazırlayacağımız projenin içerisinde var. Şimdi bunları detaylı bir şekilde daha sonrasında size inşallah paylaşıp kamuoyuyla da sizin vasıtanızla paylaşmak istiyoruz. Daha sonra açıklayacağız inşallah bunları. Şu anda hani sadece
İstihdamın arttırılması, organize sanayi bölgesinin geliştirmesi, yeni organize sanayi bölgelerin açılması, yatırımcının Afyon'a çekilmesi, Afyon'daki yatırımcının geldiği zaman altyapısının, üst yapısının, gerekirse bedelsiz arsa tahsisiyle ilgili olarak projelerimiz zaten hazır. Bunlar dediğim gibi vakti geldiği zaman hepsini tek tek sizin vasıtanızda inşallah Afyon Kalesi kamuoyuna açıklayacağız. Şimdilik sadece şöyle hani üstün körü söylemek istiyorum. İnşallah. Şimdi gözüm ceketinize takıldı fark ettiyseniz. Neden ceketinize takıldı? Saadet Partisi aday tanıtım toplantısında kullanılan cepsiz ceket objesi çok büyük ilgi gördü. Evet. Cepsiz ceketle mi çıkacaksınız halkın karşısına bu günden sonra? Evet. Şimdi Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu beyefendi de açıkladı. Cepsiz ceket bir moda terimi değildir. Cepsiz ceket, yani bazı arkadaşlarımız soruyor ya, cepsiz ceketler, siz ceple çıkmışsınız. Cepsiz ceket burası değil. Cepsiz ceket burası. Bu Saadet Partisi cepsiz ceketi teşkil ediyor. Temsil ediyor. Bu demek cepsiz ceket. Cepsiz ceket demek biz liyakata önem vereceğiz. Adam kayırmacılığa değil. Cepsiz ceket demek yetim hakkına sahip çıktığımız gibi kamunun mallarına sahip çıkmak demek. Cepsiz ceket demek kimseyi inancından ötürü, dilinden ötürü, dininden ötürü, ırkından dolayı ayrım yapmamak demek. Herkese aynı gözlü, adaletle, eşit mesafede durabiliyor olmak demek. Cepsiz ceket budur. Yani o sadece moda terimi gibi değildir. Yani fiili olarak orada değil. Kalben burada durması yeterli bizim için inşallah. Milli görüş gömleğinden sonra bir terimde siyasete milli görüş ceketi olarak geçecek herhalde. Aynen, cepsiz ceket, evet. Genel Başkanımız bu konuyla ilgili pek çok şey söyledi. İnşallah o moda terimleri gibi pek çok şeyimiz uzun yıllar gidecek o cepsiz ceketler. Milli görüş belirciliğini Afyon'a kazandığımız zaman zaten Afyon'a da 5 yıl o cepsiz ceketler iş başında olacak. Yine aynı toplantıda bir de maskot kullandınız. Özellikle yaptığı Sayın Necmettin Erbakan rahmetli taklidi. Evet. O da çok dikkat çekti. O nasıl bir çalışma? Türkiye'de ilk defa siyasi anlamda kullanılan bir terim. Dürüst Sami. Dürüst Sami ne demek? Hiçbir zaman haktan ayrılmayan, adaletten ayrılmayan dürüst Sami. Dediğim gibi hani şu anda bir bununla ilgili olarak bizim çok ciddi bir ekibimiz var çalışan. Sosyal medya ile ilgili çalışmalarını devam ettiren. Bu Dürüst Sami'nin daha henüz şeyleri çıkmadı. Videoları daha henüz çıkmadı. Dürüst Sami arkası şu anda var. Tabii ki var. Dürüst Sami henüz daha şey yapmadı. Videoları daha meydana çıkmadı. Sadece şu anda kendini tanıtı. Dürüst Sami yakında halkımıza da söyleyeyim. O Dürüst Sami'yi takip etsinler. Dürüst Sami'de daha çok şeyler var inşallah. Daha çok videolar gelecek. Daha çok videolar gelecek. Dürüst Sami aslında belediyeciliğin, belediyenin, belediye başkanlığının siyasetin nasıl olması gerektiğiyle ilgili olarak pek çok şey anlatacak bu şey. Ben sürprizi bozmak istemiyorum. Dürüst Sami halkımız lütfen takip etsinler. Siz vasıtasınızda televizyonunuzda çıkacağına inanıyorum zaten Dürüst Sami'nin. Sürprizi bozmuyorum şimdi ilk. Siyaset arenasını renklendirecek. İnşallah. İnşallah. Şimdi biraz daha siyasetin içinden sıcak sorular sormak istiyorum. Tabii ki. Özellikle AK Parti ve MHP cephesinden, Cumhur İttifakı cephesinden bazı eleştiriler var. Saadet Partisi ve CHP nasıl aynı yolda yürür? Bu bir. İki, Saadet Partisi HDP'nin olduğu bir ittifaka nasıl dahil olur? Evet. İşte bütün bunların sonucunda da bunun işte birkaç belediye kazanmak ya da işte birkaç koltuk kapmak gibi bir çaba olduğu algısı var. Evet. Siz buna nasıl cevap verirsiniz? Şöyle söyleyeyim. Biz Saadet Partisi olarak ana sloganımız dürüst olmak gerekirse, bu seçimde kullandığımız ana sloganımız dürüst olmak gerekirse. Sloganımız dürüst başkan, dürüst yönetim. Bizim belediyecilik anlayışımızda dürüst belediyecilik yani milli görüş belediyeciliği. Biz bunu sağlarken de halkımızı kandıracak, halkımızı başka taraflara çekecek cümleler kullanmıyoruz. Neysek onu olmaya çalışıyoruz. Biz diyoruz ki seçimlerde ittifak yapmıyoruz. Ne demek bu? Seçimlerde ittifakımız yok. Türkiye'de 1399 tane belediye var. Büyükşehir, il, ilçe, beldeler hepsi dahil. 1399 tane belediyenin hepsinde tek başına seçime giren tek partiyiz. Bazı ittifak kuran partiler kimisine girmiş, kimisine girmemiş, eksik olanlar, fazla olanlar, şunlar bunlar var ama 1399'un tamamında seçime giren tek parti biziz. Hiçbir partiyle ittifakımız yok. Bütün belediyelerde adayımız var.
Afyon için 59 tane belediyemizde 59 tane belediye başkan adayımız var. Hiçbir yerde ittifakımız yok. Peki bir gönül ittifakı var mı? Gönül ittifakımız da yok. Hayır. Gönül ittifakımız da hiç yok. Şunu sormak istiyorum. 94 ruhu dediniz, milli görüş, evet, belediyeciliği dediniz. Şimdi milli görüş belediyeciliğini yaşamayanlar da var yaşı itibariyle. O günlerde göremeyenler de var ya da farklı illerde yaşayanlar da var. Milli görüş belediyeciliği nedir? Afyon'a gelirse neler üretir, neler olur Afyon'da farklı olarak? Milli görüş belediyeciliği şudur. Rantı, israfı, yolsuzluğu, savurganlığı, rüşveti, adam kayırmayı reddetmektir. Milli görüş belediyeciliği hiçbir zaman adaletten ayrılmadan, usulsüzlüğe bulaşmadan, az önce söylediğim gibi yani bizim partimiz hiçbir zaman usulsüzlükle, yolsuzlukla ismi yan yana dahi alınmamıştır. Biz inanıyoruz ki rüşvet alanla veren de melundur yazısını çok rahat bir şekilde Afyon Kalesi Belediyesi'nin kapısına asacağız. Bizim inancımız gereği rüşvet alanla veren de melundur düsturuna inandığımız gibi rüşvet almak, adam kayırmak, yolsuzluk, şatafat, şaşalı, usulsüzlük, savurganlığı biz reddediyoruz. Biz bunlar da yokuz diyoruz. Milli görüş belediyeciliği de budur. Milli görüş belediyeciliği yetim hakkını korur gibi kamu malını korumaktır. İşi ehline vermektir. Liyakat sahibine vermektir. Sadakate değil, liyakata sahip olmaktır. Milli görüş belediyeciliği budur. Dahası inşallah 31 Mart seçimlerinden sonra halkımız inşallah Afyonkarahisar Belediyesi'nde milli görüş belediyeciliğine sahip olduğumuz zaman daha neler olduğunu daha iyi anlatacağız inşallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İlk kez bugün öğlen saatlerinde açıklandınız, tanıtımınız yapıldı ve ayağınızın tozuyla da bu programa geldiniz, çıktınız. Çok teşekkürler. Şimdi şunu söyleyeceğim. Siz varsınız, kameramız var. Kameradan Afyonkarahisar'da seçmenlere söylemek istediklerinizi aktarabilir misiniz? Tabii ki Afyonkarahisar'da seçmenlerimize sizin vasıtanızla iletmek istiyoruz. 31 Mart seçimlerinin tüm ülkemize, tüm halkımıza, Afyon'umuza, herkese ve tüm adaylara da hayırlı olmasını diliyorum inşallah. 31 Mart seçimlerine inşallah Milli Görüş Belediyeciliği'nin Afyon'da iktidar olmasına vesile olmasını diliyorum. Bir an önce ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik buhrandan, nasıl diyeyim, kargreş kavgasından bir an önce çıkmasını istiyoruz. Çünkü bizim düsturumuza göre bütün inananlar, bütün Müslümanlar kardeştir. Hepimiz aynı geminin içerisinde yer alıyoruz. Kavganın, dövüşün hiç kimseye bir faydası olmayacağına inanıyoruz. Bir an önce de inşallah şu kardeş kavgasının bir an önce son bulmasını ve Saadet Partisi'nin Afyonkarahisar'da seçimi kazanarak Milli Görüş Belediyeciliği'yle Afyonkarahisar'ın tanışmasını bir an önce istiyoruz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Efendim, günden güne de şu hatırlatmayı da yapalım. Sayın Mehmet Taytak'la Mega Birlik Medya Temsilcisi Sayın Mehmet Emin Güzbey'in çok özel bir röportajı var. Birazdan o da ekrana gelecek. Ulusal TV'de Müge Anlı'yla Tatlı Sert programında yaptığı konuşma, sahip çıktığı genç kızımız, yerel seçimler gibi birçok konuya değindi. Çok özel bir röportaj. Şimdi Gazete 3'ün başlıklarını aktaracağız. Arkasından o röportaj girecek. Sonra arkasından günün videosu ve günün fotoğrafıyla size veda edeceğiz. Gazete 3 manşetten talepler iletildi demiş. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alkaloid fabrikası, hızlı tren, kenevir üretimi ve millet bahçesi konularındaki talepleri ilettiklerini söyleyerek inşallah bu taleplerle ilgili olarak olumlu gelişmeler yaşanacaktır diye konuşmuş. Patates üretiminde sorun yok. Emirdağ ilçesi Kılıçlar beldesinden toplam 496 dekar alanda hastalık görüldü. 2012 yılından itibaren patates ekili bu alanların küçük bir kısmında patates değili, patates kist nematodları, patates kökür nematodları gibi bazı hastalıklar görülmüş. Sadece bu 496 dekarlık alanda patates üretimi yasaklanmış ama genel olarak bu uyarı yapalım. Afyonkarahisar patates üretiminde herhangi bir sorun yaşamayacak bu 496 dekar alan dışında.
Tarihimizin en kalabalık mitingi AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Avukat Hüseyin Sezen, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilimizdeki mitingine katılarak destek veren Afyonkarahisar halkına teşekkür ederek Afyonkarahisar'ımız dün Sayın Cumhurbaşkanımız olan desteğini, muhabbetini en güzel şekilde gösterdi demiş. Ucuz ve kaliteli gıda, Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Kent Bilimci Fatih Çetinkaya Cumartesi Pazarında esnafı ziyaret etmiş. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Çetinkaya esnafa destek olarak Afyon halkının en kaliteli gıda maddelerine en ucuz fiyata sahip olmalarını sağlayacağını dile getirmiş ve bunu belediyenin bir görevi olarak, belediyenin boynunun borcu olarak göstermiş ve söylemiş. Şimdi Mega Birlik Medya Temsilcisi Sayın Mehmet Emin Güzbey'in takip isimli köşesine bakalım. Şanslı Mehmet Zeybek. Eğer belediye başkanı seçilirse öyle bir belediye devralacak ki ekibin çoğunluğu gayet iyi, birkaç çürük elma haricinde diğerlerinde sıkıntı yok demiş bu başlıkla. Nereden nereye başlığıyla yazısını devam ettirmiş. Erdoğan'ı karşılayan tek vekil Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan pazar günü elimize geldi. 1 milyar 172 milyon liralık yatırımların açılış töreni nedeniyle elimize gelen Cumhurbaşkanımızı karşılamak için il protokolü havaalanındaydı. Ama Afyon milletvekillerinden sadece birisi vardı havaalanında demiş. Erdoğan'ı karşılayan tek vekil başlığını kullanarak günün sözü de şu: kusur bulmak için bakma birine, bakarsan bulursun. Kusur örtmeyi marifet edin kendine, işte o zaman kusursuz olursun diyerek Mevlana Hazretlerinden bir alıntı yapmış. Efendim, Mega Birlik Medya Temsilcisi Sayın Mehmet Emin Güzbey ve Afyonkarahisar Milletvekili, MHP Milletvekili Sayın Mehmet Taytağ'ın çok özel röportajı şimdi ekranlarınıza gelecek. Arkasından günün videosu ve günün fotoğrafıyla size veda edeceğiz. Yarın gece yine burada olacağız. Yine çok önemli bir konu, yine çok önemli bir konuk. Siyaset gündeminin nabzını tutan bir programla sizlerle olacağız. Yarın gece görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın. Vekilim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hafta sonu yine Afyon'da değerlendirdiniz. Belde teşkilatlarını ziyaret ettiniz. Bolved'in de açılışa katıldınız. Nasıl geçti hafta sonu? Öncelikle Bolved'in de programımızı başlattık. Orada belediye başkanları Selahattin Kerikçi Bey'in seçim bürosu açılışı vardı. İl başkanımız, il üniversite arkadaşlarımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız katıldılar. Birlikte önce bir konvoy oluştuk. Konvoy çok kalabalıktı maşallah. Sonra da açılışımızı gerçekleştirdik. O gün öyle devam etti. Dün de Afyon merkezindeki 5 beldemizde seçim bölgeleri açtık. Salar, Nuri Bey, Gebeceler, Sülün ve Sülümenli'de. Programımız akşam saat 12'ye kadar sürdü. Öğleden başlamıştı. Emin olun, orada merkez başkanımızın bir ifadesi oldu. 15 beldemiz var, 15 sıfır alacağız diye. Biz dünkü gezdiğimiz 5 beldenin 5'inde de oradaki teveccühü, oradaki kalabalığı, oradaki insanların samimiyeti, coşkusu ve heyecanı ilk gittiğimiz 5 ilçenin zaten kazandığımız imajını verdi. Gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi'ne, özellikle Genel Başkanımızın ortaya koyduğu politikalardan dolayı, devlet adamlığından dolayı, ittifakla ilgili düşünceleri, bekayla ilgili düşüncelerin dolayı milletimizin çok büyük bir teveccühü var. Yani zaten bize kapılar açık oluyor gittiğimizde. Yani zorlanmadan her kapıya, her gününe girebiliyoruz. Oradaki aday arkadaşlarımız da hepsi tecrübeli insanlar. Bazı arkadaşlarımız bir dönem aday olmuşlar, çok az boyla kaybetmişler. Bazı aday arkadaşlarımız belediyede çalışıyorlar. Hepsinin kamuoyunda karşılığı var. Bizden ve Afyon merkezdeki belediye başkan adayımız Fatih Çetinkaya Bey'den ve il teşkilatımızdan, il başkanımızdan oralarla ilgili ifade ettikleri projeleri, taahhüt ettikleri projelerin projeyle ilgili bizden destek istiyorlar. Biz de halkımızın huzurunda onlara söz verdik. Bu 8-9 aylık süre içerisinde beldelerimize ve ilçelerimize pek çok araç gereç almak nasip oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de o kardeşlerimize de
elimizden gelen desteği yapacağımızı ve aklı selim başarabilecekleri, yapabilecekleri projelerle halkımızın karşısına geçmeleri gerektiğini, öyle olduğunda başarma şansımızın olacağını, hayali ya da insanlara yapamayacakları sözleri vermemesi gerektiğini, ki hiçbirisinin öyle bir şey söz konusu değil, ifade ettik orada. Bizim daha önceki dönem, 2014 döneminde belediye başkanı olan kardeşlerimizin hepsi vermiş oldukları sözleri yerine getirmişler. Şimdi fazlasıyla devam etmeye çalışıyorlar. İktidarda olmadığımız bir dönemdi nihayetinde 2014'te bugüne kadar. Buna rağmen arkadaşlarımız özellikle 15 Temmuz sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetin ve şimdiki yeni sistemdeki bakanlarımızın bize karşı olan samimi duyguları da hizmet etmemize faydası oldu. Pek çok şeyi çözebiliyoruz. Bu arada dün Sayın Cumhurbaşkanımızı karşıladınız. Neler konuştunuz? Efendim Cumhurbaşkanımız buraya gelecekti. AK Parti İl Başkanımız, İl Başkanımız Mehmet Kocacan Bey ve beni aradılar. Davet ettiler. Bizde programlarımız vardı. Ancak Cumhurbaşkanımız şehrimize geliyordu. Havaalanına, askeri havaalanına gittik. Orada Cumhurbaşkanımızı karşıladım. O anda diğer AK Parti milletvekili arkadaşlarımız da alandalardı. Yani ev sahibi biz olmuş olduk o anda. Öyle olmuş olduk biraz da. Orada Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhuriyet'in kazandığı bu topraklara hoş geldin Sayın Cumhurbaşkanımız dedik. O da teşekkür etti burada bulmamızdan dolayı. Genel Başkanımızın selamlarını ve o da kendisi de Genel Başkanımızın selamlarını iletmemizi rica ettiler. Başarılar diyerek oradan ayrıldık biz efendim. Gelelim bugüne. Bugün de cezaevine gittiniz. Evet. Geçen hafta içerisinde ATV'de Müge Anlı ile Tartışet programını seyretme nasip oldu. Öyle ifade etmek istiyorum. Orada Sultan Dağı'nda, Afyon'umuzun Sultan Dağı'nda yaşanmış bir acıyı öğrendik milletimizle beraber. Tabii insani bir durumdu. Bir kız çocuğu üniversiteye gitmek için uğraşırken, ona hazırlanırken baba katil oluyor. Ve sonuçta diyor ki annem için her şey değerdi. Anne de diyor ki ben öldürdüm. Kızım üniversiteye gitsin, o hayatını devam ettirsin noktasında. Baba da gün geçtikçe daha da netleşiyor. İyi bir babalık yapmamış bu aileye karşı. Özel hayatı da biraz dosyası kabarık bir insanmış. Bize yine Allah rahmet etsin demek düşer. Ama bir şey yaşanmış. Biz o gün Müge Hanım'a bağlandım. Orada kızımıza sahip çıkacağımızı hem kamu nezdinde hem de ihtiyaçları noktasında yardımcı olacağımızı ifade ettik. Kadın kolları İl Başkan Yardımcımız Gönül Hanımefendi'yle bağlantıya geçtik. Sağ olsun kendileri de o konuda bize gereken yardımı gösterdiler. Bugün de birlikte İl Başkanımız Gönül Hanım, Selahattin Kerekçi Bey kardeşimizle beraber cezaevini ziyaret ettik. Anneyi ve kızı gördüm. İhtiyaçlarını sorduk. Onları giderdik. Dertleri küçük çocukları. O da koruma altında. Çocuk Esirgeme Kurumu'nu eski adıyla ifade etmek istiyorum. Sosyal hizmetlerde. Gönül Hanım onlarla irtibata geçecek. Anneyle kızı telefonda görüştürecekler inşallah. Biraz sonra onunla ilgili bir çalışmamız olacak. Ziyadesiyle memnun oldular. Biz de çok memnun olduk. Gerçekten toplum bu manada, vicdanlar bu manada kızımızın ve annenin yanındalar. Biz de öyleyiz bu manada, buradan baktığımızda. Fakat böyle şeylerin yaşanmasını hiçbir zaman tasvir etmemiz mümkün değil. Bu tür şeyler Türk toplumunda daha önce yaşanmamış, bilmediğimiz, duymadığımız şeylerdi. Fakat son dönemlerde bu çok fazla olmaya başladı. Daha önceki erkil aile tipi
aile hayatlarımız vardı. Psikoloğa çok fazla ihtiyaç yoktu. Anne vardı, baba vardı, dayı vardı, amca vardı, anneanne vardı, babaanne vardı, hala vardı, teyze vardı. Şimdi büyük şehirde ya da artık küçük şehirde olsa bunlar eskisi gibi değil artık. Bir de geçmiş dönemde mahalle baskısı diye ifade ederek insanların, büyüklerimizin bize karışmasını ya da bir öğretmenin öğrencisini ikaz etmesini bile artık suç sayılır bir noktaya taşıdılar. Bundan dolayı toplum kimseye karışmak istemiyor. Yukarıda da, apartmanda yukarıda bir kavga varsa kimse zile basıp da ne oluyor komşu diyecek duruma değiller. Bundan dolayı da üzülüyoruz da gerçekten. Bir an önce bunların çözülmesi gerekiyor. Biz daha düne kadar dükkanımızı sadece kapısını çekip giden esnaflardık. Bir anne bir baba bir yere gittiğinde korkmazdı çoluğundan çocuğundan. Zaten sokakta amca oğlu, dayı kız hep birlikte yaşayan insanlardık. Fakat tabii o yapılar gün geçtikçe şehirleşmeye, büyük şehirlere kaydı nüfusumuzun 175'e yakını. Orada da biraz serbestlik gözüküyor başlangıçta. Bunlar da acı şeylerle karşılaşıyoruz. Nasıl Japonya kültürüyle teknoloji ve ekonomik kalkınmayı sağlamışsa biz kendi örf, adet ve geleneklerimizi yaşayarak da bunu sağlayabiliriz. Bir yerde bir kopukluk var. İnşallah hep birlikte o kopukluğu tamir etmemiz gerektiğini inanıyorum. Bu arada yarın İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelerinin listeleri adaylarla birlikte seçim kuruluna verilecek. Nedir son durum? Milliyetçi Hareket Partisi olarak Afyon'da 3 ilçede seçime katılmıyoruz. Daskırı, Evciler ve Sinanpaşa'da katılmıyoruz. Onun dışında her yerde seçime katılıyoruz. Dinar'da da ittifakla katılıyoruz. Her yer dediğim belde ve ilçelerde aşağı yukarı hazırlıklar tamamlandı. Bizim çok titiz bir il sekreterimiz var Beytullah Bey. İlçe başkanımızın canını okuyor bu arada. Beşer, altışar tane şey istiyor hepsinden. Evraklar istiyor. Onlar hazırlandı. İlçelerimiz kendi şeylerinde yönetimler içerisinde İl Genel Meclisi üyesi ve belediye meclisi üyeliklerini belediye başkan adaylarımız ve ilçe yöneticisi arkadaşlarımız karar verdiler. Merkezde de aynı şekilde il başkanımızın başkanlığında bir komisyon kuruldu. Merkezden 5 arkadaşımız, ilden 5 arkadaşımız. Onlar da bugün son aşamaya geldiler. Üyelerle ilgili, meclis üyelerle ilgili, il genelle ilgili. Toplumun kabulleneceği, kendi alanında başarılı insanlar, dürüst, samimi, saygılı insanlar tercih edildi. Çok ciddi manada müracaat oldu. Gönül ister ki herkesi değerlendirelim ancak malum belli bir sayı var. Bu sayı içerisinde komisyonumuz bugün akşam çalışmayı bitirecek. Şahsen ben kendim, il başkanımız da buradalar. Herhangi bir müdahalem söz konusu olmadı. Çünkü burası il teşkilatlarımızın ve ilçe teşkilatlarımızın yapacağı şeyler. Kendi kararlarını kendileri verecekler. Değerlendirilmiş olan arkadaşlarımız kadar değerlendiremediğimiz arkadaşlarımızın da aynı kıymetli ve aynı değerde olduğunu biliyoruz. Ancak sayının şeyinden dolayı, azlığından dolayı ya da sınırından dolayı belki bazı arkadaşlarımız değerlendirilemeyebilir. Fakat belediye başkanlarımıza, meclis üyesi arkadaşlarımıza, il genel meclis üyesi arkadaşlarımıza önümüzdeki 31 Mart'tan sonra Afyon için çok ciddi ve çok önemli projelerde birlikte olacağız. Yapılması gereken her yerde, her iş ve projede il olarak il başkanımıza, üniversite arkadaşlarımız, belediye başkanlarımıza ben ne gerekiyorsa onunla ilgili çalışmalarımızı ortaya koyacağız inşallah efendim. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ben teşekkür ederim.